Evet, şu anda Mimar Sinan Sanat Okulu'nun yanındayız Sayın Müdürüm. Nedir bunlar, anlatır mısınız? Balıkesir 6 Eylül Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak deprem bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza gönderilmek üzere okulumuzdaki öğretmenlerimiz, teknisyenlerimiz, öğrencilerimiz, gönüllerimizle birlikte yapmış olduğumuz varil sobalarımızı kaymakamlığımıza teslim etmek üzere buraya hazırladık. Paket... 6 Eylül Kaymakamlığı. Evet, 6 Eylül Kaymakamlığımıza, dolayısıyla oradan kaymakamlık kanalıyla deprem bölgelerine göndereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikleriyle yaptığımız bu çalışmalarda bize destek olan iş adamlarımıza, yardımda bulunan tüm insanlarımıza, lojistik destek veren, bizzat gelerek çalışan öğretmenlerimize, teknisyenlerimize, gönüllerimize, eski öğrencilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İlk etapta 40 adet yaptık. Bunun hedefimiz 2 gün içerisinde 100'e çıkarmak ve deprem bölgelerine göndermek olacaktır. Gördüğünüz gibi tüm arkadaşlarımız buradalar. Herkes emeğini, yüreğini ortaya koydu. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Müdürüm, bunları kendiniz mi yaptınız yani? Evet, evet. Kendimiz yaptık. Gördüğünüz gibi şu eski varillerden, şu eski varilleri gördüğünüz gibi yağ varillerinden bunları sokakta dönüştürerek, evet, yapabilecekler yani. Sokakta çadırın yani içerisinde arama kurtarma ekiplerinin kullanabileceği variller, yani sobalar. İçinde de ayrıca 2 tane borumuz, 1 dirseğimiz mevcut. Çok rahatlıkla kullanılabilirler. Daha önce biz burada yakma testlerini yaptık. Hani sağlık açısından da herhangi bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla kullanıma hazır durumdalar. İçlerinde ızgarası var, borusu var, dirseği var, hemen kullanıma hazır durumdalar. Hangi bölgeye gidiyor? Bunlar kaymakamlığımızın uygun gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığımızın uygun gördüğü bölgelere gidecek. Tabii deprem bölgelerine. Planlanmış yerler. Planlanmış daha önceden, evet. Teşekkür ederiz Sayın. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, az önce 6 Eylül Mimar Sinan Sanat Okulu Müdürü Ömer Temiz'le görüşlerini aldık. Şu anda da deprem bölgesine giden varillerle ilgili imalathanedeyiz. Hocam, kendinizi tanıtır mısınız? Burada ne yapıyorsunuz? Bu nereden başladınız? Neler oluyor? Evet. Ben makine teknolojisi bölüm şefi Süleyman Türedi. Bu atölye metal teknolojisi atölyesi, gönüllü olarak buraya çalışmaya geldik. Burada varil sobalarımızın imalatını yapıyoruz. Varil sobanın üzerinde 3-5 tane farklı işlemler var. Bizim şu anda yaptığımız işlem ızgara, sap için giyotinde parça kesiyoruz. Daha sonra buradan burada da giyotin aynı işlemi yapıyor. Arka tarafta, evet, variller kesiliyor, kaynak yapılıyor. Gel hocam. Evet. Şöyle gidiyor. Ya hocam, kaynak işlemleri yapılıyor. Evet. Bu altına ızgara koyuyorsunuz, evet, değil mi yani? Izgaralar çok delindir, hazırlanıyor. Evet. Hazırlandıktan sonra içine sokuluyor. Şu kısım, bacak kısmı ekleniyor. Daha sonra alt kısım kesilerek kül alma haznesi yapılıyor. Yani bu ızgarayı koymazsanız altı delinir, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Izgara olmaz, hem delinir hem de sağlıklı yanmaz. Soba sağlıklı yanmaz. Sağlıklı yanması için ızgaralar burada yapılıyor. Külü altına gidiyor tabii. Külü tabii ki altta gidiyor. Altta kapak açılarak kül alınıyor. Evet. Burada hazır yapılmış ızgaralarımız var. Biz şu anda giyotinde bunların malzemesini kesiyoruz. Hocam şöyle, kamerayı. Evet, şu anda giyotinde biz bu ızgaraların malzemesini kesiyoruz. Yani şu deprem zamanı ve her zaman sanat okullarının önemi ortaya çıkıyor hocam. Tabii ki, tabii ki. Meslek liseleri, eski adıyla sanat okulları her zaman milletimizin hizmetinde. Bu gibi deprem gibi felaketlerde herkes gönüllü olarak burada gelip çalışıyor. Burada çalışanlar da buradan fabrikalarda gelen gönüllüler. Tabii ki gönüllüler. Buradan önceden mezun olan öğrencilerimiz, öğrenciler de var. Tabii ki, tabii ki. Burada herkes gönüllü olarak çalışıyor. Hiç kimsenin bir zorlaması yok burada. Herkes gönlüne göre mesai kavramı olmadan gece yarılarına kadar buralarda çalışıyoruz. Öğrenciler burada staj yaptıktan sonra, öğrendikten sonra iş bulması da yani fabrikalarda daha kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Bize sürekli fabrikalardan talepler geliyor. Mezun öğrencilerimiz var mı diye. Mezun olan öğrencilerimizi yetiştiremiyoruz. Dışarıdan fabrikalardan talep çok çok fazla. Evet. Yani iş arıyorlar. Diyorlar ki ne iş olursa yaparız diyen var. Yani mesleği olmayan kişiler. Evet. Ama mesleğiniz olduğunda sanat okulunda iş bulmanız da kolaylaşıyor. Tabii ki, tabii ki. Ne iş olsa yaparım. Devre artık kapandı. Çünkü sanayicide kalifiye eleman arıyor. Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler
kalifiye eleman olduğu için sanayide çok kolay iş bulabiliyor. Şu anda sanayinin talebine yetişemiyoruz. Öyle mi? Öğrenciler yetiştiremiyoruz. Öğrenci yetiştiremiyoruz. Evet, öğrenci sayımız yeterli gelmiyor. Fakat sanayinin talebi çok çok fazla. Mezun olan öğrenci sayımız az olduğu için talebi karşılayamıyoruz şu anda. Bunlar da tabii iş bilen öğrenci almak istiyorlar. Tabii. Yani elektrikçisi elektrikçi, makinecisi makineci. Tabii tabii. Herkes kalifiye eleman arıyor. Makineci, metalci, elektrikçi. Burada da işi öğrenmiş oluyor aynı zamanda okurken. Tabii ki tabii ki. Zaten amacımız burada sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek. Öğrencilerimiz burada kendi mesleğini gayet iyi öğreniyorlar. Sayın hocam teşekkür ederim programa katıldığı için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet, az önce gördüğünüz gibi çalışmalar var. Burada da çalışanlara hazırlanan malzemeler var. Evet, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Emine Şahin, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ülkemiz acı günlerden geçmekte. Depremde ölen bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rahmet eylesin hepsine. Hastalara şifa versin, yaralılara. Bizler de okulumuz böyle bir etkinlik yapmış. Deprem bölgesindeki insanlara soba imal ediyor okulumuz. Tabii bizler kültür dersi öğretmeni olduğumuz için hani metal işleri, motor gibi o tarz işlerden anlamıyoruz. Ama bizler bayanlar olarak çalışanlara, onlara evde hazırladığımız işte malzemeleri destek veriyoruz. Hepsine evet sıcak çay getiriyoruz. Hani onlara katkı sağlamak amacıyla yapabileceğimiz elimizden gelenler bunlar. Tabii daha fazla şey yapmak isteriz. Görev almak isteriz. Yani çünkü gerçekten ülkemiz zor günlerden geçmekte. Elimizden gelen bu şekilde. Teşekkür ederim. Okullar kapalı. Siz konuşmak ister misiniz? Nurdan Özdemir, İngilizce öğretmeniyim bu okulda. Okullar kapalı ama yine geliyorsunuz buraya. Kapalı ama geliyoruz tabii. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bizler de lojistik destek sağlamaya çalışıyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hepsine. Sağ olsun. Evet, gördüğünüz gibi herkes el birlik, tam birlik içinde deprem bölgesine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu anda.